Aa, Pepe neden gökyüzüne bakıyor acaba? Aha, dede. Papa. Dede, buradayım. Ha, demek dedesini bekliyormuş. Hazır mısın evlat çiftliğe gitme? Dede, çok heyecanlıyım. O zamandır gitmedik çiftliğe. Aa, çiftliğe mi gidecekler? Ben de gitmek istiyorum. Demek heyecanlısın. Size yumurta getirmiştim. Vay, çok güzel görünüyorlar. Ben yumurta yemeyi çok seviyorum dede. Her gün bir tane yiyor musun peki? Bazen iki tane bile yiyorum. Ne güzel. Al bakalım bu yumurtaları içeri götür. Ben de geliyorum şimdi. Şişi bak yumurtalarıma. Çok güzel Pepeciğim. Bunları her gün tavuklar benim için yumurtluyorlar. Biliyor musun Şişu? Ne güzel canım. Çiftlikte tavuklarınız olduğu için çok şanslısınız. Yumurta niye faydalıdır Şişu? Şimdi senin bedenin çok hızlı büyüyor ya. Evet. Böyle özellikle çocukken yumurta seni hem daha çok hem de daha hızlı büyütür. Hem de çok sağlıklı büyütür bir tanem. Ben her gün yumurta yediğim için o zaman çok sağlıklı ve hızlı büyüyorum yani. Evet canım. Hadi yumurta şarkısı söyleyelim Şişu. Hadi. Hadi içeri girelim evlat. Tabii dede. Ha. Hadi bakalım, hazır mıyız? Evet. Oo. Ay. Ne dedi? O benim gitarım Pepe. Çok güzelmiş. Gitar çalmayı öğreniyorum evlat. Bir müzik aleti çalmak çok eğlenceli bir uğraş. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Muu, muu diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Çok güzel çaldın dede. Ben de çalmayı deneyebilir miyim? Aa, tabii ama dikkat et. Telleri çok sert çekersen kopabilir. Yumuşakça böyle. Tamam. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde. Aferin sana Pepe. Kargaları var. Karga nasıl ses çıkarıyordu ki? Gak! Gak! Çuvalların arasında karga var dedi. Allah Allah! Ben de duydum sesi. Karga kardeş, çiftliğinde kargaları var. Gak! Gak! Duydun mu dedi? Duydum, duydum. Çiftliğinde kargaları var. Gak! Gak! Diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Bibi. Oğlum. Merhaba efendim. Merhaba Pepe. Merhaba da. Sen ne yapıyordun çuvalların arasında Bibi? Öncelikle çok özür dilerim. Habersizce bindim balonunuza. Çiftliğe gidiyor olduğunuzu duyunca ben de gelmek istedim. Size şaşırtı yapmak için de saklandım. İlahi Bibi. Biz de seni karga sandık yahu. Allah seni Bibi. Ama ben çok sevindim çiftliğe bizimle geldiğin için. Ha? Ben de. İşte çiftliğe geldik çocuklar.
Vay canına. Çok güzel değil mi? Evet Pepe, burası çok güzel. Dede, Bibi'yi çiftliği gezdirebilir miyim? Tabii evlat. Gel bak. Benim güzel müziklerim. Sizi ben çok özledim. Vay, seni tanıdılar Pepe. Evet Bibi, beni çok severler. Her gün bana süt veriyorlar. Bakın kızlar, bu benim arkadaşım Bibi. Merhaba müzikler. Gel bak. İşte burada da tavuklarımız var. Ha, tavuklar da, civcivler de seni tanıdı Pepe. Onlar da bana her gün yumurta yapıyorlar Bibi. Ay, ben hiç yumurta yemem. Ha? Bunlar niye böyle bakıyorlar? Sen yumurta yemiyor musun yani? Pek yemiyorum. Ha, bana kızdı. Tamam, sakin ol kızım, sakin ol. Kızmak da haklı Bibi. Çünkü senin de benim gibi her gün yumurta yemen gerek. Aa, niyeymiş o? Çünkü yumurta hem çok lezzetli, hem de bizim gibi büyümek isteyen çocuklar için çok faydalı. Yumurta bizi hemen büyütüyor. Aa, gerçekten mi? Yumurtanın beni büyüteceğini bilmiyordum. Bak, benim boyum senden uzun. Çünkü ben her gün yumurta yiyorum. Daha sağlıklı ve çabuk büyüyorum. Görüşürüz tavuk kardeşler. Ha, keçiler burada yok. Ha, keçiler mi? Ben hiç keçi görmedim, biliyor musun Pepe? Ya tamam, o zaman sana mutlaka göstermeliyim keçileri. Gel Pepe. Aa, burada da yoklar. Ha? Aa, burada da yoklar. Nerede bu keçiler ya? Bu çiftlikte keçi olduğuna emin misin? Evet var. Kekeçli kekiçi atları. Ne oldu Pepe? Kekeçli kekiçin nerede olduklarını tahmin edebiliyorum. Aa, nerede? Tabii ki köprüdeler. İşte sizi buldum. Ha, bunlar keçi mi şimdi? Evet bak, bu inatçı keçi kekeç. Bu da diğer inatçı keçi kekiç. Aa, merhaba kekeç. Aha, merhaba kekiç. ama bunlar niye yetişiyorlar? İnatçı oldukları için bir türlü birbirlerine yol vermeyip böyle yetişiyorlar işte. Çuşu, inatçı keçi şarkımızı da söyleyelim mi, ne olur? Hadi. İki inatçı keçi köprüde karşılaşmış. Birinin adı kekeç, diğerinin kekiçmiş. Birbirine bir türlü yol vermiyorlarmış. Kekeç demiş ben geçeceğim, kekiç olmaz diyormuş. Ben geçeceğim, ben geçeceğim, ben geçeceğim. Ben geçeceğim, ben geçeceğim, ben geçeceğim. La 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 la. İki inatçı keçi köprüde karşılaşmış. Birinin adı kekeç, diğerinin kekiçmiş. Birbirlerine bir türlü yol vermiyorlarmış. Kekeç demiş ben geçeceğim, kekiç olmaz diyormuş. Ben geçeceğim, ben geçeceğim, ben geçeceğim. Ben geçeceğim, ben geçeceğim, ben geçeceğim. La 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 la. Yetişmeyi bıraksalar da biraz sevsek. Aklıma bir geldi. Kekeç haşlanmış yumurtayı çok sever. Aa, keçiler yumurta sever mi? Hepsi sevmez belki ama kekeç benim gibi yumurtayı çok seviyor. Şimdi plan şu. Ha, tamam. Ay, benim de canım yumurta istedi anne. Aa, ben de yerim vallahi. Gerçekten yiyecek misin? O kadar faydalı diyorsun. Büyütüyor diyorsun. Yiyeceğim tabii ben de. Kekeç, sen de yumurta ister misin? Allah seni. Bak, ayrıldılar Bibi. Oh be. Dur kekeç. Bıraktılar. O zaman şimdi hep beraber haşlanmış yumurta yemeye gidiyoruz. Kekeç, hadi sen de gel bizimle. Herkes sıraya girsin. Üç deyince kapıya kadar koşuyoruz. Tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Hahahaha.
Ağaçtaki elmayı alacak. Gördün mü? Görmedim. Şu yeşil ağaçtaki elmayı mı? Evet, bak şimdi. Ah, alamadım. Aa, dokundun mu ağaca? Ben de dokunacağım şimdi, bak. Aa, dokunamadım bile. Bir daha dene Lale. Dur, bir de ben tekrar deneyeyim. Ay, canım da elma yemek istedi. Hadi iki tane elma kapar alırım Liko. Tamam, bak şimdi bu senin için. Ay, iyi misin Liko? İyiyim, iyiyim. Aa, ne yapıyorsunuz Yeli Liko? Şu çok yüksek olan ağaçtan elma koparmaya çalışıyoruz. Ama başaramadık Kılavuz. Aa, ben uçarak hemen size koparabilirim. Aa, hayır hayır Kılavuz. Biz kendimiz zıplayarak koparmak istiyoruz. Aa, peki tamam. Oh be. Şimdi alacağım o elmayı. Çok yaşa Liko. Seni çok teşekkür ederim Liko. Bu da Kılavuz için. Ay, çok teşekkür ederim Liko. Bu da benim için. Aa, o fazla oldu. O kimin için Liko? Ekran başındaki arkadaşlarımız için. Hadi siz de annenizden veya yanınızdaki bir büyüğünüzden şimdi bizimle birlikte yemek için bir elma isteyin. Evet. Hadi elmalarınızı bekliyoruz. Çok lezzetliymiş elmalar. Dalından yeni kopardık Kılavuz. Çok taze yani bu elmalar. Evet. Sanırım ekran başındaki arkadaşlarımız da elmalarını almışlardır. Şimdi bir yandan elmalarımızı yerken bir yandan da bugünün oyununu bulalım mı Kılavuz? Aa, tamam o zaman. Ekran dönsün. Bugünkü oyunumuzu herkes görsün. Bu neymiş ki? Nedir bu oyunun adı Kılavuz? Bugünkü oyunumuzun adı Bu Kişi Nereye Gidiyor? Ay, çok heyecanlı. Nasıl oynayacağız Kılavuz? Hadi gelin önce oyun ormanımıza gidelim. Oyun ormanına bayılırım. Hadi. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir sarı, bir mavi, bir de yeşil pano var. Oyun ormanında da bu panolarla aynı renkte 3 tane kutu var. Öncelikle bu kutuları bulup getireceksiniz. Kutuların içinde ne var Kılavuz? Her bir kutunun içinde bir tane insan, 3 tane de bu insanın gidebileceği yer resmi var. Aa, sonra? Bu resimleri panoya koyup resimdeki insanın nereye gittiğini bulmaya çalışacaksınız. Gittiğini düşündüğünüz mekanla insan resmini yan yana koyduğunuzda doğrulama düğmesini basıp doğru bulup bulmadığınızı anlayacaksınız. Ay, çok heyecanlandım. Hepsini bulacağız değil mi Liko? Evet Lili, hepsini bulacağız. Hazırsanız kutuları bulmakla oyuna başlayalım. Evet, hazırız. 3, 2, 1, başla. Aa Lili, sen de kutuyu buldun. Aa, harikasın Likocuğum. Haydi onu sarı panoya götürelim. Ne komik giymiş bu insan böyle. Evet, çok değişik bir giysi bu üzerindeki. Böyle bir kıyafetle bu insan tarlaya mı gidiyor, bakkala mı gidiyor, yoksa denizin altına mı gidiyor? Akıl yürütmeliyiz Liko. Yürütelim. Denizin altına insan gidemez Lele. İnsanlar balık değildir ki. Denizin altında yani suyun içinde insanlar nefes alamaz. Bu yüzden bu insan denizin altına gidiyor olamaz bence. Öyle diyorsun ama ben böyle bir kıyafetle tarlaya giden bir insan hiç görmedim. O zaman bakkala gidiyordur. Ama bu üzerindeki kıyafetle bakkalın da hiç ilgisi yok Liko. O zaman resimler yanlış. Hayır hayır, yanlış değil. Şu kıyafeti iyice inceleyelim. Sen deniz altında insan nefes alamaz dedin değil mi? Evet, eminim Lili, alamaz. Bak, zaten bu insanın kafasında sanki suyun içinde bile nefes almasını sağlayan bir düzenek var. Bak, şu borular sırtındaki tüplere gidiyor. Lili, çok iyi akıl yürütüyorsun. Devam. Yani bu tüpün içinde hava olabilir ve denizin altına inen bu insanın nefes almasını sağlıyor olabilir. Aa, hiç böyle düşünmemiştim. Evet, kesinlikle olabilir Lili. Hatta bak, ayakları da ördek ayağı gibi.
Ördekler de buna benzer ayaklarla suda çok hızlı yüzebilirler. Demek ki bu insan bu kıyafetiyle suyun altına gidiyor. Evet, bence de. Tamam, bak koyuyorum yan yana. Koy Leli. Ay. Harika akıl yürüttü Leli. Beraber yürüttük Liko. Yaşasın. Kılavuz. Peki bu insan neden denizin altına iniyor? Yani insanlar denizin altına neden inerler? Denizlerin içindeki dünyayı keşfetmek için Liko. Ama bazen de denizin içine düşen bir eşyayı ya da batan bir gemidekileri ya da suya batmış bir insanı bulmak ve sudan çıkarmak için de inebilirler. Öyle giyinip denizin altına çok derinlerine gidip oralarda balıklarla yüzebilen insanlara dalgıç denir. Balık gibi yüzüyor, balık insan yani. He, balık insan çok güzelmiş. Balık insan olmak isterim. Olursun tabii Liko. Ama hadi ikinci panoyu bulmaya gidelim artık. Evet, kum saatiniz azalıyor. İşte ikinci mavi kutu. Burada. Aa, hadi mavi panoda buluşalım o zaman. Tamam, getiriyorum. Acaba hiç senin beni düşürmediğin bir oyun oynayabilecek miyiz? İstemeden oldu Leli. Hem ben de düştüm. Tamam peki. Canın acıdı mı? Hayır. Ya senin? Hayır, ben de iyiyim. Hadi panoya koy bakalım resimleri. Aa, bu kadın bisiklete mi binecek? Çok tatlısın Leli. O bisiklet değil, motosiklet. Aa, tamam ya, biliyordum aslında. Motosiklet çok keyifli bir ulaşım aracıdır. Ben de çok seviyorum motosikleti ama motosiklete binerken işte tam da bu kadının yaptığı gibi güvenlikli özel kıyafetler ve kask giymeliyiz. Aferin sana Liko. Motosikletler hakkında ne çok şey biliyorsun öyle. Evet Liko. Biliyorum işte. Bak bu kadının üstündeki montun böyle kollarında, sırtında hep özel korumalar var. Hatta botu bile motosiklete binmek için özel korumalı bir bot. Peki o zaman motosikletler gökyüzünde uçabilir mi Liko? Hayır Leli, uçamaz. O zaman gökyüzüne gidiyor olamaz bu kadın. Motosikletle mutfağa da girilmez. O zaman bu güzel yolda motosikletle keyifle gidilir. Öyle değil mi? Evet, bence de yola gidiyor bu kadın. Koyuyorum Leli. Koy Liko. Yaşasın, yine bulduk. Bulduk. Hoş bulduk. Acele edelim Leli, hadi. Yeşil kutuyu bulan seslensin. Tamam. Burada yok. Burada da yok. Hadi Liko, aramaya devam etmeliyiz. Koş. Ay Liko, zamanımız bitiyor. Ve biz hala yeşil kutuyu bulamadık. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama acaba diyorum. Aslında üçüncü kutu yok da Globus şaka olsun diye bizi kandırdı mı? Liko, ben ne zaman öyle bir şey yaptım aşk olsun. Kutunun çok ama çok yakınlarındasınız. Benden söylemesi. Şöyle bir etrafınıza bakın isterseniz. Gözümüzün önündeymiş. Burada bir çocuk resmi var. Üzerinde de ama bu çok kolay. Evet arkadaşlar, sizce? Kum saati bitiyor. 6. Bu çocuk resimlerden nereye gidiyor? Okula. 5. Nasıl bildiniz? Üzerinde okul kıyafeti var. Harikasınız. Emin miyiz Liko? Diğer resimlere bakmadık bile. 3. Okul kıyafetiyle havuza gidilmez. 2. 1. O zaman haklısınız. Okula gidiyor. Koydum bastım. 0. Yine son anda bildiniz. Teşekkür ederim.
teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, biz hep oyun köyündeyiz. Sizi de bekleriz. Yine gelin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şimdi. Hop, 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 hop. Merhaba Pisi. Merhaba Cücüğü. Bak. Ne güzel karpuzlar. Evet, ben topladım. Hepsini eve götüreceğim alıp. Akşam misafir gelecekmiş. Onları karpuz keseceğiz. Çok güzel bir fikir canım. Ay. Hop. Afiyet olsun sinek kardeşler. Ben misafirin için toplamıştım ama. Üzülme Pisi. Ama ben karpuzları eve nasıl götüreceğim Cücü? Bir koku alıyorum Cücü. Kara karga buraya geliyor. Harika. Guak. 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 Pisi karpuz tarlasında oturuyor bak. Guak. Merhaba kara karga. Merhaba Pisi. Ne oldu? Üzgün gördüm yine seni Guak. Bu karpuzların hepsini eve taşımam gerekiyor ama kucağım bir tanesi bile sığmıyor. Hepsini aynı anda eve nasıl götüreceğim bilemiyorum. Aslında benim bir çözümüm var bu duruma Guak. Cucu. Kara karga yine bana yardım edecek. Evet canım. İnsan sevdiklerine yardım eder. Kara karga beni seviyor değil mi Cucu? Kesinlikle. Hem de çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum aslında. Ha? Bu nedir kara karga? Ne olduğunu da sen bul. Bulamazsan da ara dur. Ah kara karga. Bu nedir Cucu? Bu bir el arabası Pisi. El arabası mı? Evet canım. Şu an ters duruyor. Önce onu tekerinin üzerinde duracak şekilde düzelt istersen. Tamam. Peki el arabası ne şeye yarar Cucu? Küçük şeyleri rahatlıkla taşımamıza yarar Pisi. Bak içine taşımak istediğin şeyleri koyuyorsun. Şu tutamaklarından tutup ittirerek koyduğun şeyleri istediğin yere taşıyabiliyorsun. Harika. Kapsülleri eve götürebilirim yani. Evet canım. Bütün karpuzları hiç zorlanmadan taşıyabiliyorum. Harikasın canım. Hayatıma hoş geldin el arabası. Ne kokusu? Sanki pam buraya geliyor. Aman. Ay çok özür dilerim Pisi. Seni görmedim. Ah ben sana ne diyeyim ne diyeyim. Ama benim bir sorunum var Pisi. Konu çok önemli bildiğin gibi değil. Ay. Ne oldu arkadaşım söyle hemen. Baba akşama eve 5 tane kavun getir dedi. Ben kavunları şuradaki tarlada buldum ama bir türlü eve götüremiyorum. Çok ağırlar. Hepsi kucağıma sığmıyorlar. Nasıl götüreceğimi bilemiyorum Pisi. Sakin ol Pan. İşte bununla götürebiliriz. O ne ki? Bu bir el arabası. İçine bir şeyler koyup buradan tutup ittirerek kucağımıza sığmayan şeyleri taşıyabiliyoruz. Ben de karpuzları eve bununla taşımayı düşünüyordum.
Harika. El arabası bütün sorunumuzu çözüyor. Yaşasın. Bazen bir sorun çıkar hayatta. Çözüm bulmak gerekir inatla. Sakın çözüm yok diye ağlama. Çözüm aslında çok yakınlarda. Doğru bakarsan düşünürsün. Düşünürsen bulursun. Bulursan da çizersin. Hadi önce senin kavunlarını koyup götürelim. Sonra da benim karpuzlarımı eve taşırız. Ay çok iyisin arkadaşım. Çok sağ ol. Gelsin kavunlar. Gel 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 koş burada. İşte güzel kavunlarım. Oo pisi. Bakıyorum akşam kavun da keseceksiniz galiba. Kara karga. Kavunlar benim. Sakın dokunma. Çok istiyorsan sen de tarladan kendine kavun topla. Allah Allah. Ne oluyor sana pambüyle? Beni sevmiyorsan gerçekten söyle. Benim senin kavunlarınla işim yok. Her gün yiyorum. Kavuna da karnım tok. Sakin ol Pam. El arabasını bana kara karga verdi. Al bu sana yardım eder dedi. Lütfen ona kızma. Çünkü kara karga iyi niyetli. O zaman kara kargadan özür dilemeli. El arabası için çok sağ ol kara karga demeli. Ha şöyle. Önemli değil. Her şey yolundaysa kara karga gider. Bak. Abi. Abi. Abi ne kadar çok kavun var burada. Bunların hepsini taşıyabilecek miyiz eve? Evet bin taşıyacağız tabii ki. Ama nasıl? Tabii ki bu el arabası sayesinde. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Arabaya mı? El arabasına mı? Tekerlekli sandalyeye mi? Doğru, el arabasına. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir el arabası çizin.